Türk Akkuş halkının ve tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun. Tabi acı haberi vermek ne kadar zor ise de bu görev de bize düştüğü için yollara çıktık. Kar münasebetiyle de bayağı bir zorlu bir yoldan dolayı yol açma çalışmasıyla beraber şehidimizin ailesine ulaştık. Abimle 4 gün falan önce görüşmüştüm. Buraya izne gelmişti. Onunla öyle görüştük. Sonra ayrıldı gitti. Bir daha da gelmedi. Görevine de tekrar cumartesi günü orada oldu. Cumartesi günü akşamda pazar günü akşamda oradan operasyona gitti. İşte bugün de pazartesi günü de öğleden sonra işte acı haberini aldık. Mekanı cennet olsun. Vatanımız sağ olsun abi. Evliydi evet. Eşi hamileydi. 5 aylıktı. Erkek çocuğu olacaktı. Onun için de çok sevinmişti ama çocuğu ona baba diyemeden gitti yani. Burada operasyona çıkmadan önce telefonla falan hiç görüştünüz mü? Saat 11'e doğru yaklaşık mesajlaşmıştık. İyiydi. Havanın nasıl olduğunu sordum. İşte kar yağışı falan vardı de ben de dikkat et dedim, tamam dedi ama işte. Ya. Pilot olmadan seni kaybettim yavrum. Yavrum gazetelere çıkan yavrum. Çoraplarını bile bana bıraktı yavrum meydan. Yavrum ne diyeyim ne söyleyeyim yavrum. Yavrucuğum, Allah benim içimi yaktın der. Allah da onların anasını babasını yaksın. Böylece ne? Ne diyeyim de ne söyleyeyim? Yavrum, benim çocuğum çok fedai çocuğudu. Hiç kimsenin kalbini kırmıyordu çocuğum. Hep izni alıyorlar yavrum dedim. Sen de al dedim, gitti o sabah böyle kucakladım. Anam dedi, ben helal paramı alacağım dedi. Ben gidim dedi, değme bana dedi. Gitti, eğleyemedim. Bir avut ertile yavrum dedi. Eğlenmedi gitti yavrum. 4 oğlum vardı, 3 oğlum kaldı yavrum. Yavrum sen tek senedin yavrum. Yavrum bu acıları kimselere göstermesin. Allah'ım bana gösterdi. Vatanlar sağ olsun. Ne diyeyim yavrum? Ne diyeyim yavrum senin için? Ne diyeyim yavrum?